Ey kullar, Allah ile aramızı düzeltelim. Allah ile arası düzgün olmayanın akıbeti çok çok korkunç olur. Onun için ey insan, dikkat et, Allah'ın emrini tutmaya bak. Tutmazsan sen bilirsin. Bir hastalık gönderir, virüsler, gözden görünmeyen bir şey. Gelir musallat olur insanlara, ne nefes alabilir, ne nefes verebilir. Hekimler de şaşırır. Bu nereden geldi? Bu insanların kötülüklerinden meydana gelir. Çünkü insanlar insan olmak haysiyetini kaybetmişler. Vahşi olmuşlar. Allah'ın muhterem yarattığı insanı bunlar ezip, öldürüp parçalıyorlar. İlahi gazap üzerlerine yaklaşıyor. Türk'e de yaklaşıyor. Şam'a yaklaştı, Irak'a yaklaştı, Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, Yemen'e. İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka milletlerin bazı yerlerinde ateş kıvılcımı var ama ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Vakit yakındır. Vakit sahibi geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın talimatıdır. Evine girip kapısını kapayan en önemlidir. Evini kapa, evinde dur. Sokaklarda dolaşmaz. İstanbul'da olanlar İstanbul'dan çıksınlar yerlerine. Türkiye var, onlar da çıksın şehirlerine. Yerlerine gitsinler. Değilse kendilerini helak ederler. Altay için ne olacak? O gün burada Avrupalı, Amerikalı bilmem neli lüzum etmez. Kimse gelmez. Tatildir ta Kurban Bayramı'na kadar. Daha Çin'de uçardım. Allah yok diyenler iyi yok eder, tecelli geldi şimdi. Yatırlarım aşağıda kirler, yahu o torbanın içerisinde cesetler ve tepe gibi yığılır. Buradan yakar ki mikrobu girer. Ne kadar yaksa ölecek yerin biri. Sivrisinekle vurdu, bildiği de burnundan girdi. Bu mikrop da burnundan ağzından girer. Diğerlerini bitirir, vücut olduğu gibi hareketten kesilir.